Ya arkadaşım, Cumhuriyet yani bu sol parti dediğimiz CHP dedikleri en son 1950'den sonra bir daha başa gelmedi. Arkadaşım 1974'te 2 sene filan bir şeylik yaptı. Başka da yok. Ya git hadi gidin be. İşinize gelen gibi camiler. Siyasetiniz sizin bu. Siyasetiniz din, kitap, bayrak. Teşekkür ederiz, sağ olun. Konuşma. Bak tamam. Abi. Biz, halkın gündemini soruyorsun. Geçim var. Bizim gündemimizde ekonomik sıkıntılar var. Bizim gündemimizde yasalarımızdaki eksikler var. Her şey var. Sıkıntı diz boyu. Buradaki hala daha işte bilmem ne geçiniyoruz, emeklimizi alıyoruz. Kadere razı bir millet haline getirdi bu devlet bizi ya. Kaderci miyiz ya biz bu kadar? Onun için de arkadaşlar elimizi şeyimize koyalım, şunun hesabını yapalım. Ya bugün 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir Almanya, bir Japonya şu anda dünyanın sayılı ekonomisine sahip. Bizler hala girmediğimiz halde, savaşa da girmediğimiz halde şu anda sondan bilmem 3-5 devletten biri olduk. 20 sene önceki ekonominin daha kötü durumdayız. Nasıl açıklayacaksınız bunu? Cehennemin içinde yaşıyorum. Biraz sıkacağız. Neyi sıkacağız? Sıkacak. Haç ile Hilal'in savaşı bu. Ya nasıl çıkacak? Hilal kazanacak, haç kazanacak. Ne diyorsun yani? Ne götürüyorsun memleketinizi ya? Yani eleştirmeyeceğiz ya. Değil mi? Eleştirmeyelim. Şükret abi. Neyi şükredeceğim? 7. ekonomi var dünyada. 7. ekonomi bilmem. Sizin böyle aklınız ne aklına? Hadi git. Beğendiğin ülkeye git. Neden sen git beğendiğin ülkeye? Neyi kötülemeyeceğim? Eleştiriyorum. Onu gösterme. Ne göstereceğim? PKK'nın bayrağını mı göstereceğim? Onun arkasına sığınıyorsunuz. PKK'nın bayrağını göstereceğim. Türkiye şu anda... Ya dur bak hani git filan deme, canımı sıkma. 2002'den beri 2002'de daha kötü durumdayız. Uçacağız diyordu, şöyle olacağız diyordu. Ben mi yalancısın? Çok yalancısın. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Yani senin yaptıkların çok hainliktir, tamam mı? Yani şükür neyin yetişmiyor, neyin yok? Neyin yoktu? 2002'den daha kötü. Neyine yetişmiyor öyle mi? Bizi mi söyledin? Almanya, sen Almanya'da belki çalışmışsın 20 sene. Onun parasına alışmışsındır. Tamam mı? Sen başka bir yerde çalışmadın, bir yere de gitmedin. Öyle bir şey yok. İstanbul'da herkes razıdır. Senin gibiler herkes ülkeyi bozmak istiyor. Sen neye razısın? Aylık maaşın ne kadar? 5000 lira alsan bile sürünüyorsun. Ne demek yani? Anlat bana, 5000 lira alsan bile sürünüyorsun. Simit bile alırken hesap yapıyorsun. Ya ben 2 tane simit yesem, bir de çay içsem 15 lira. 15 lira. Sokakta çay içiyorsun galiba, onun için öyle söylüyorsun. Çay tamam mı? Ne yapalım? Hiçbir şey yapmıyorum sokağa çıkınca. Çok hayatınız, yalan konuşuyorsunuz. Yazıklar olsun size be. Bu 60 yaş, 50 yaş üstü. Adam sanki şey yapmış gibi tapıyorsunuz ya. Ya neyine tapıyorsunuz? Kasımpaşa'dan birisiydi o da, senin benim gibi. Haşa bilmem ne gibi şey yapıyorsunuz ya. Bu milletin de bir şeyi var ya. Arkadaşlar böyle macera arar gibi şey yapıyoruz. Hayır. Durumumuz gerçekten kötü. Hele bundan sonra bu zamlar veriliyor. Yüzde bilmem işte şeylere bilmem asgari ücrete şu kadar yap. Bunun ceremesini en az 20-30 sene çekeceğiz kardeşim. Şu yapılıp da havalimanları parasını hala daha vereceğimiz şu şeyler, paralı yollar burnumuzdan fitil fitil getirecekler. Kasamızda 1 lira çıkmadı diyor. Ya işte burada var öyle kasada, vay be adam bedava yaptı. Dolar bazında Türk adaleti, hukuku diyoruz.
Hukuk nerede kardeşim? Londra'daki şeylere, bu 5 tane müteahhit Londra'ya senin hukukuna güvenmiyor. Erdoğan biraz şey olsa diyecek ya, kardeşim benim hukukumla bu yasa yapıyorsanız yapın. Niye kalkıp da şeye götürüyor Londra'daki borsaların, Londra'daki mahkemelerin şeyiyle imzalattırıyor? Var mı buna bir itirazı? Sen anlamazsın. Sen kullandığındaki şeyleri kapat. Anlamazsın sen. Doldurdum bak, millet dinliyor. Millet dinliyor. Arkadaşım bak, ben sizden yaşlıyım. Ben 70 yaşındayım. Memnun değilim halimden. Değilim kardeşim. Adam gibi yaşamak istiyorum. Bugün eve giderken bir torunuma çikolata alayım, şeker alayım, bilmem ne alayım. Hep kaderci. Aa, Allah bunu verdi, bunu. Ne yapalım yani, bedava. Sosyal bir devlette yaşıyoruz. Ben 60-70 sene vergi verdim. Tabii ki yapacak. Abi eskisi, gençler eskiyi bilmiyor diyorlar. Yağ kuyrukları vardı diyorlar şu an. Ya yağ kuyrukları, bak kardeşim, yağ kuyrukları şunu bunu. Ya söyledikleri yine aynı çizgideki hükümetlerdi. Bununla aynı çizgideki. MC hükümetleri, bilmem ne hükümetleri. Ya arkadaşım, Cumhuriyet yani bu sol parti dediğimiz CHP dedikleri en son 1950'den sonra bir daha başa gelmedi. Arkadaşım 1974'te 2 sene filan bir şeylik yaptı. Başka da yok. Ya git hadi gidin be. İşinize gelen gibi camiler. Siyasetiniz sizin bu. Siyasetiniz din, kitap, bayrak. Teşekkür ederiz, sağ olun. Vuruşma. Bak. Bak tamam abi.